Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök. Gündemde öne çıkan gelişmelerle. Akşam gazetesi yazarı Hikmet Genç ile karşınızdayız. Hikmet abi, merhabalar. Merhabalar, hayırlı günler. Hayırlı günler. Gündem yoğun. Çok. İçeriden dışarıdan haberler. Nefes almadan başlayalım. Hadi bakalım. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Macaristan dönüşü, uçakta meslektaşlarımıza yapmış olduğu önemli açıklamalar vardı. Bugün gazetelerin kahir ekseriyetinin, yani büyük bir çoğunluğunun, ben bazen böyle eski tabirler kullanıyorum. Ne güzel, öğrensinler büyük, insanlar. Büyük bir çoğunluğunun manşetlerinde yer alan önemli açıklamalar yaptı Sayın Cumhurbaşkanı. Akşam gazetesinin manşeti diyor ki, İsrail insanlığı vuruyor. Sayın Cumhurbaşkanı burada şu mesajı veriyor. Netanyahu işin içinden elini yıkayıp çıkamayacak. Gitse dahi, işi bıraksa dahi, ki eli kulağında, İsrail basınında da artık hayırdır ne oluyor demeye başladı İsrail halkı. Netanyahu gitse de hesap vermekten kurtulamayacak diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Kurtulamayacak tabii, çok basit. Yani bunu çok derin bir analize ihtiyaç yok. Saatlerce, kaç yüz saat bilmiyorum. Bak, kaç yüz saat bilmiyorum. Fotoğraf, görüntü, video, hastane bombalamaları, ambulans bombalamaları, sivilleri katletmesi, cesetler parçalanmış, her şey kaydedildi. Bitti. Suya yazı yazılmadı. Ya da Vietnam'daki ABD askerlerinin köyü basıp da yüzlerce Vietnamlılara, kızlara tecavüzleri gibi görülmedi. Annen Guantanamo'da nasıl kaydedilse ABD'nin o ahlaksızlığı. Ki o bile fotoğraflar, kısıtlı kayıttı. Tabii fotoğraflar kısıtlı halinde 3-5 tane. Bu canlı yayınlandı, kayıtlara geçti ve kaybolmayacak. Anadolu Ajansı hesabını ödeyecek. Bir istatistik grafiği hazırlamış. Bir kere daha söylemek istiyorum. Anadolu Ajansı bu son yıllarda gördüğümüz en trajik, en vahşi katliama, soykırıma ilişkin çok olağanüstü bir habercilik dersi verdi bütün dünyaya. Ben o yüzden buradan emeği geçen herkese, Anadolu Ajansı'nın hem yönetimine hem saha elemanlarına bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Yine bir çalışma hazırlamışlar, bir grafik çalışma hazırlamışlar. Ne olduğunu anlatıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki İsrail mallarını boykot kararında İsrail şimdi hapı yuttu deyip dalga geçen Karar Gazetesi bile manşetinden demiş ki 3 Hiroşima büyüklüğünde bomba kullanıldı. Abi 3 atom bombasına eş değer 53 bin ton bomba kullanmış 2,5 ayda. Bu ya katil, korkunç bir şey. Sürüsü. Tabii korkunç bir şey. Bunlar, bu katliamcılar, bu emperyalistler valla bomba rekorlarını kırmaya devam ediyorlar. Değil mi? Rekor kırmaya devam ediyorlar. Bunları hatırlıyorsun. Irak'ta aynı şekilde o işgal sürecinde yine aynı mukayese yapılıyordu. Hep mukayese öyle, bir Hiroşima'dır. Bak herifin, bak şerefsize bak. Şimdi Hiroşima'ya atmış, 300 bin kişiyi orada yok etmiş, sivili. Kendi rekorunu hem egale ediyor hem üzerine çıkıyor sürekli. Neden diyeceksin ki, diyeceksin ki arkadaş bu ABD değil. Kim dedi ABD değil diye. İsrail hepsini toplasan bu kadar bombayı bir araya getiremez. Aynen. O savaş gemileri. Hatta birçok uçuşun içerisinde bulunan ABD'liler. Ha, İsrail askeri de ABD'de büyümüş. ABD vatandaşı İsrail askeri diye düşün. Onlar da var çünkü arasında. Kendi rekorlarını kırıyorlar. Katliam. Soykırımda adamlar Nirvana'ya doğru eriyor böyle. Yukarı doğru çıkıyor. Acaba başka ne yapılabilir diye. Bir dünya gördü. Dünya Irak'ı da gördü. Afganistan'ı da gördü. Bu hep soykırımdı bunlar. Yaptı bu sefer de dünyanın gözü önünde. Çok gelişmiş teknolojilerle vurup, çok gelişmiş teknolojilerle bütün dünyaya yayıldı bu hadise. Ama adamlar hep kendi rekorlarını kırmaya devam ediyorlar. Ne kadar çok bomba atılıyor rekoru. Ne kadar acı bir şey değil mi insanlık adına? Şimdi bak, 53 bin ton bomba diyoruz ya, sanki tatbikattan bahseder gibiyiz değil mi? İşte falanca tatbikatta şu kadar mühimmat kullanıldı falan. Sivillere atıldı. Bayağı gerçek insanlar üzerinde bir katliamın bilançosu bu. 53 bin ton bomba kullanıldı. 52 bin 500
konut, 112 cami, 126 kamu binası. Böyle bir şey olabilir mi ya? Oluyor işte, oldu. Bütün dünyanın göz önünde oldu. Yani artık yani ambulans bombalaması, sivil konvoylar giderken üzerlerine kaçmasınlar diye bomba atmak, ya bebek hastaneyi basmak. 22 hastane hizmet dışı kalmış bombalamalar yüzünden. Bir tane video göstermiştik, hatırlıyor musun? İsmini unuttum şimdi hastanenin. Bir çocuk hastanesi. Evet. Orada çocuk, daha doğrusu bir hastane çocuk bölümü var. Çocuk kliniği var. Orada Kuvayz'deki yoğun bakımda, yani bir bakıma o şeylerin içerisinde, camların içerisinde bulunan çocuklar. Bazıları işte sürekli serum takılı, bazıları dışarıda olan, tedavi edilen, prematüre doğmuş ya da başka bir rahatsız olan bebekler ya da yaralanmış bebekler. Basıyorlar. Oradaki doktor, 200'e yakın da doktor öldürüldü. Orayı basınca boşaltılıyor. Ne anne babaları ya da bazen anne babası da yok, ölmüş bebekler. Orada tabii aletler, cihazlar kapanınca o bebekler kendi kendine acı içerisinde bağırarak, ağlayarak öldüler. 3 gün sonra da cesetleri kurtlanmış bebek vaziyette bulundu. Orada bulundu, hastane içerisinde. Şimdi bir şey soracağım. Yani biz başka daha neyi zorluyoruz ki? Yani acaba akıl almaz. Hani diyorduk ya işkencenin seviyesi, ama bu kadar da olur mu falan. Artık bu kadar da olur mu demiyoruz hocam. Bu tepe, zirve noktası. Ve bunlar kayıtlı. Sayın Cumhurbaşkanımızın hani görevden çekildi ya da bir şekilde, tabii herkes görevini bir şekilde bırakacak gidecek, ama bu katliam insanlık tarihine öyle bir geçti ki, bu bir milat. Özellikle yani sadece bu Siyonist İsrail katil sürüsünün alakası yok. Emperyalistlerin ne menen bir şey olduğunu bütün dünya tekrar tekrar görmüş oldu. Çok ilginç bir şey gördüm geçenlerde, tesadüfen böyle elime düştü, baktım. Bu hani ABD'de yeteneksizsiniz programlar oluyor ya, hani Batı'da, İngiltere'de, ABD'de oluyor. Oraya katılan bir tane Ukraynalı bir kadın programa katılıyor. En ileriden bir tane seçiliyor. Akrobatik hareketler yapıyor falan. Yani bir yarışma programı. Orada ağlayarak babasının Ukrayna'da ön cephelerde savaşan bir Ukraynalı asker olduğunu anlatıp, kızı da babasına adına dedicate, ne o? Babasına atfettiği bir gösteri yapıyor. Aman Allah'ım, görsen o Batı şov dünyasının jürileri, insanları nasıl bir ağlama süreci. Babası Ukrayna'da savaşıyormuş. Kız capcanlı orada oturuyor ve gösteri yapabiliyor. Fakat bütün o Batı'nın şey, vicdan ayağa kalkıyor ve seyircilerde ağlayanlar falan, jüri böyle o falan filan. Tabii ki yani tabii acı nasıl bir durumdur sonuçta. Kızı orada, babası savaşıyor. Tamam. Buna ne diyeceksiniz yahu? Yani olayı şey diye bakıyorum. Hala tabii ki ben o ayağa kalkan vicdanları, büyük böyle bam telinden ses gelir gibi ses getiren vicdanları saygıyla selamlıyorum. O başka bir hadise. Fakat metroda çocuklar falan, işte sarışın mavi gözlü insanlar, bu da oluyor yahu diye Alman medyasından flash çıkan şeyler, bir bakıyorsun. Aynı Alman medyasından flash, İsrail'in Siyonist askerler, canım benim, postanın ayağında nasıl çıkmış, nasıl da acıyor deyip şu bebeklerin öldürülmesini çıkartmamak ne demektir hocam? Ben halklara demiyorum bak. Ülkelerden, yönetimlerden bahsediyorum. O Scholz, ötekiler, diğerleri, Macron, Biden. Ya bunlar hepsi hesap ödeyecek. İnsanlık tarihi bunları yazdı ve bunlar tek tek hesap ödeyecekler hocam. İnşallah Rabbim bize gösterir. Şimdi Biden dedin madem. Sayın Cumhurbaşkanı biliyorsun geçtiğimiz hafta Amerikan Başkanı aradı. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı. Bir saat konuştular. Bir saat konuştular. O konuşmaları da soruldu Sayın Cumhurbaşkanı'na. Diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı, İsveç'in NATO üyeliğini geçirin. Ben de F-16'ları geçireyim. Ben de F-16 konusunu kongreden geçiririm dedi Biden bana diyor. Ben de bunu eş zamanlı yürütürsek 10 ay sürecimiz hızlanır dedi. Ya bu rehine takası gibi bir şey bu yani. Bunlar manyak, aptal bunlar ya. Ahmak bunlar ya. Ama ya ben Erdoğan'ın kısmetine bak ya. Adam nice Jimmy Carter'lar geldi geçti felekten. Ronald Reagan'lar, öldürülen o John Kennedy'ler. Bir tanesi düştü Erdoğan. Elekten. Şuna bak ya, şey var ya, Trump'ı bunlar diyorum ha. Sarı saçlı mavi gözüm. Yani şöyle söyleyeyim. Bunlar ahmak bunlar ya. Bak telefonla arıyorsun.
Erdoğan gibi bir lidere. Bir şey, adam sana açık açık söyle yemiyor. Yani diplomatik dil kullanıyor. Gerektiğinde de kullanmıyor da iş gelince. Diyor ki arkadaş öyle al gülüm ver gülüm ya. Hadi gel aynı anda yapalım. Eş zaman ya diyor ki sen şeysin sana güvenilmez. Şeysin siz doldurun. Sen ABD'sin neticede şeysin. Sana güvenilmez. Ben delikanlıyım. Ben adamım. Ağzımdan çıkar. Ha, yaparım. Ama şu. Daha sen önce, beni uyutmaya kalkarsan sen de o noktada avucunu yalarsın diyor ya, yani. Aslında buna şey yapıyorlar hani hep örneğini veriyorum. Bilip de söylememek gibi neydi o eski edebiyattaki tecahülü arif sanatı. Sayın Erdoğan çok seviyor bunu. Böyle yap böyle adamları da adamına göre davranıyor. Tecahülü arifane bir ifadeyle sormuş. Eyvallah. Şimdi hocam, olmazsa da bir şey olmaz merak etmeyin. Yani insanlık korkmasınlar. Öyle F-16 biz bir 48 ay daha bekleyin. Ya pardon. 24 ay daha bekleyin. 24 ay sonra zaten. Var bir bildiğin senin. Var. Yok 24. Yok ben bilmiyorum hocam söylediler zaten. Kızılelmalar var. Kaanlar var. Geliyorlar yani. Evet Allah. Ha, arada da böyle bir müzakere konuca. Erdoğan bunlarla top şey oynuyor işte. Top zıplatıyor Erdoğan bunlarla. Ya zaten onlar şimdi top. Bunun bir hayal gibi olduğunu düşünen seyircimiz yoktur eminim ama yine de varsa onu bir hatırlatayım. Neyi? Şöyle ki Heron diye bir şey vardı. İsrail yapımı insansız hava aracı. Biz bu Heron'dan 5 tane 1001 zorlukla sipariş etmiştik. Evet. Hatta eğer hafızam beni yanıltmıyorsa bir tanesi kutuda kırık geldi. Yani 5 fiyatına 4 tane almış olduk. Geri gönderdik çünkü bu kırık bu, diye. Dijital alışveriş şeyleri geldi oradan sipariş bu kırık verdik. Diye. İade ondan ettim. Sonra bir şey oldu. Hafızam beni yanıltmıyorsa tekrar söylüyorum. O da öyle bir makinaydı ki mesela kaldırıyorsun Heron'u. Irak'ın kuzeyine doğru geçiyorsun böyle. Tam Kandil bölgesindesin. Kamera kapanıyor. Neden? Yahu hay Allah. Bak bir dakika bunu sen gördün yalnız. Bunu ikimiz evet. Müşahede ettik. Evet. Nasıl olabileceğini öğrendik. Aynen öyle. Eğer elinde Heron varsa o joystick gibi bir tanesi elinde öteki tarafta Tel Aviv'de duruyor çünkü. Yahu. İtiyor. Ah Tel Aviv'e arkadaşlar bizimkiler orada duruyor. Şu Türklere göstermeyin pıt. Geçmiş olsun baba. Aynen öyle. Ondan sonra ne yaptık biliyor musun? Gördük diyorum bak bir iddia söylüyorum. Ondan sonra ne yaptık? Bakıyoruz Heronlar böyle. İki telli sanayide Allah rahmet eylesin Özdemir Bayraktar ismindeki bir mühendis ama aynı zamanda da kendi çapında üretim yapan bir atölye sahibi. Evet. Dedi ki bu işi ben yaparım. Aslan gibi de iki evladı vardı. Kolları sıvadı. Evet. Bu söylediğim şey çok değil abi 15 yıl öncesinde. Hani 20 bile değil 15 yıl öncesinde yaşadığımız şeyler. Biz Heron alma gayretindeyken tabii. Bir anda bütün dünyaya insansız hava aracı satar konuma geldik. Bir anda değil elbette. Tabii. 15 senenin sonunda ama sağlam bir irade, doğru adımlar, doğru teknoloji kullanımı neticesinde biz bu noktaya geldik mi? Geldik. Şimdi yok Amerika F-16'yı vermezse Eurofighter'ı da Almanya vermiyor zaten. Hay Allah mahvolduk, perişan olduk demenin bir alemi yok. Evet ama bu da... Biz bu filmi gördük daha önce ya. Doğru, çok güzel örnek verdi ama şöyle bir şey de var yani. Şunu zannetmesin insanlar. Hani Erdoğan dedi ya Almanya'da yanında da Scholz varken yaptı bunu. Ne ayıp. Yani vermiyorsan verme. Al o F bilmem neyi. Eurofighter. Eurofighter'ı masaya koy. Ama sonuçta ben onu tedarik edecek bir yer bulurum. Hani acil ihtiyacım var. Münasebetlerimiz de var. En büyük ticari partner sensin. Doğru. Canım Hans'ım benim. Burada zaten borcunları ödemeye çalışıyorsun. Orada da kafan iyi. Onu da anladım. Sen verememenin sebebi ABD. Sen zaten ABD'nin dışına çıkamazsın. Onu da biliyoruz. Mahkumsun ama ben değil dedi ya. Bunu şunu söylüyor. Acil bir şekilde bir dönemsel ve bazı ihtiyaçları da teknoloji alışverişiyle ilgili olarak da biz bunu talep ediyoruz. Olmazsa olmaz değil. Bir şekilde bulursun bunu. Bu olayı tekrar böyle çok fazla uluslararası arenada gündemde olması, Erdoğan getirmiş olması çok muhtaç olduğumuzdan ve onsuz yok olacağımızdan da değil. Bu başka bir oyunun Erdoğan, bu bir gerçek. Recep Tayyip Erdoğan, belki de şu an dünyada, belki de tek siyasette, özellikle dış politikada en iyi satranç oyuncusu. Hepsi denedi.
Yarım asırlık bir siyasi tecrübe, bunun da yarısı devlet yönetmekte geçmiş. Harika buldun, çok güzel, çok doğru. Hakikaten 50 yıl, 25 yıl, yani çeyrek asır bunlarla savaştı bu adam. Evet. Kimleri gördü geç. O yüzden yani öyle bir hamle yapıyor ki bir yerden, oradan dikkat çekerken buradan hamleyi devam ettiriyor falan filan. Ama unutmayalım ki bizim bu olmazsa olmaz, ölürüz yok oluruz diye bir kayıt yok. Ama bu belli dönemlerde hani patriot aldığımız gibi. Hı hı. Ama bize patriotu şu anda çok fazla talep etmiyoruz. Sorun bakalım neden? Sende Hisar var. Geliyor gelmekte olan. Bir tane daha var 2024'te. Bir çarpı 1,5 patriot. Ne yapacaksın şimdi? Adam patriot mu alacaksın? Aldın oldu, onları da masaya koyun düşmesin. O yüzden biz yapıyoruz bunları ve yapmaya devam edeceğiz inşallah. Ediyoruz. Evvel Allah'ın izniyle. Yeter ki bu mahallenin veletleri, bu mahalledeki, bizim bu mahalleyi kastetmiyorum, bu ülkedeki mahallenin veletleri ayak altında dolaşmasınlar. Kaplumbağa gibi hacca giden kaplumbağayı ters çevirmesinler. Hmm. Onlar engel olmasın yeter. Anlaşıldı. Şimdi madem sen içe döndün, madem yurda döndün, o zaman evet, devam tabii. Edelim. Fena. Valla dün de söylüyorduk, karışıyor of. İşte. Tabii. Az kaldı. Ben savaş olacağını. Kavga büyük. Tabii. Çok daha büyüyecek. Savaş yani, diyorsun yani. Savaşları böyle yani enteresan. İyi Parti içerisinde, bakın İyi Parti içerisindeki savaşın çok büyüyeceğini, sürpriz büyük yani hiç kimsenin tahmin edemeyeceği kişilerin istifa edeceğini söylüyorum Allah'ın izniyle. Bunu kenara Allah'ın koy. Allah'ın izniyle. bunu gibi oldu. Bunu kenara koy. Güzel bir kurgu hazırladık çünkü. Öyle mi? Öyle. Önce bir Meral Hanım'la başlayalım. Tamam. Tamam mı? Meral Hanım diyor ki. Haberi yok onun da. Bu bir savaş ilanıdır. Bu bir savaş ilanıdırdan kasıt ne? Sesi dinleyelim ya da dur. Önce ben bir ne olduğunu anlatayım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde İyi Parti Grup Başkan Vekilliği görevini yapan kişi İbrahim Özkan ve birkaç arkadaşı bıdı 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 partilerinden istifa ettiler. Evet. İhraç talebiyle disipline sevk edilmişlerdi. Onlar erken davrandı, istifa ettiler. Evet. İstifa etme gerekçelerinin de uzlaşmazlık, anlaşmazlık olduğunu söylediler. Ama nihayetinde şöyle bir itiraf çıktı ortaya. Biz Ekrem İmamoğlu ile arka kapı diplomasisi, bunu ben kullanmıyorum, İbrahim Özkan'ın kendisi kullanıyor. Arka kapı diplomasisi yürüttük. Evet. Pazarlık yaptık. Evet. Altakke Verkula. Evet. Meral Hanım diyor ki benim böyle bir pazarlıktan haberim yok. Ne diyor, bak bir dinleyelim. Dün bana sordu, ben şey demiştim, hatırlıyor musun? Önce Meral'a söyleseydin demiştim. Bak haberi yok. Aynen öyle. Buyurun arkadaşlar. Dün söylemiştim. Meral Hanım'ı bir dinleyelim. Haberi yok diye. Benim bilgim dahilinde hem Ankara'da hem İstanbul'da şey yapılmış. Pazarlıklar yapılmış. Arka kapı diplomasi yapılmış. Şimdi benim bilgim yok. Teşkilat başkanı beyefendinin bilgisi yok. Yerel yönetimler başkanı, onun bilgisi yok. Neye göre yapılmış? Şimdi bu ne demek biliyor musunuz? Bir siyasi partinin iç işlerine karışmak demektir. Biz bunu 1997'de Doğru Yol Partisi'ne yaşadık. Dolayısıyla ben bu konuda idmanlıyım. Şimdi şu an itibariyle bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum, varım. 1997 yılında diyor, biz bunu Doğru Yol Partisi'nde yaşadık diyor ama hanımefendi eksik söylüyor. Onu da ben tamamlayayım mı müsaade edersen? Buyur. 2016 yılında da Milliyetçi Hareket Partisi'nde bunu yaşattık demesi icap ederdi. 1997'de bir partinin iç işlerine karışılması meselesini hatırlatalım. Hem yaşı küçük olan seyircilerimize. Doğru Yol Partisi'nin içinden Hüsamettin Cindoruk ve ekibi Demokrat Türkiye Partisi adında bir parti çıkarmıştı. Refah 28 Şubat süreciydi. Refah Partisi'nin Doğru Yol Partisi ile ittifakı, o dönem parlamenter sistemle yönetiliyordu ülke. İttifakı mecliste güven oyu alabilecek bir çoğunluk oluşturuyordu. Dolayısıyla Doğru Yol Partisi'nin sayısını azaltmak, aynı zamanda da ultra kemalist bir noktada konumlanabilmek, meseleyi birazcık içinden çıkılamaz hale getirmek amacıyla bir operasyon yapıldı Doğru Yol Partisi'nin içine. O zaman hanımefendi Doğru Yol Partisi'nde siyaset yapıyordu. Sonrasında Milliyetçi Hareket Partisi'ne geçti. 2016 yılında aynı hamleyi kendisi Milliyetçi Hareket Partisi'nde hayata geçirdi. Dışarıdan müdahalelerle parti içinin karıştırılmasının aparatı oldu.
Abi dün bahsetmiştim yayında. Devlet Bey bir konuşması var demiştim. Bu konuşma 2000 hemen bakıyorum şeyine de tam konuşmanın yapıldığı tarihe de bakayım da sana onu söyleyeyim. Arkadaşlarım da o arada. Bundan tam 1,5 yıl önce. Bak bugün yaşananların 4 Haziran 2022 zaten arkasında da yazıyor. Siyaset ve Liderlik Okulu'nun sertifika töreninde yaptığı bir konuşma var. Hakikaten de bir okulda ders niteliğinde yapılacak olan bir konuşma. 1,5 dakika. Bir dinleyelim. Sonrasında tekrar İyi Parti'ye döneceğiz. Buyurun arkadaşlar Devlet Bey'i dinleyin. Günlerden bir gün ulu bir çınar ağacının yanında bir kabak filizi boy gösterir. Bahar ilerledikçe kabak çınar ağacına sarılarak yükselmeye başlar. Yağmurların ve güneşin etkisiyle hızla büyür ve neredeyse çınar ağacıyla aynı seviyeye ulaşır. Kabak filizi bir gün çınara "Sen kaç ayda bu hale geldin?" diye sorar. Çınar 50 yılda geldim cevabını verir. Bunun üzerine kabak gülerek çiçeklerini sallar ve "Ben neredeyse 2 ayda seninle aynı boya geldim." sözleriyle çınarı küçümser. Sonbahar gelip çattığında kabak yavaş yavaş üşümeye başlar. Sonra yapraklarını düşürmeye, soğuklar arttıkça da kurumaya yüz tutar. Bunun üzerine telaşla çınara sorar. "Ne oluyor bana, söyler misiniz?" Çınar cevap verir. "Ölüyorsun." Kabak tekrar sorar. "Neden?" Sonunda çınar der ki, "Benim 50 yılda geldiğim yere 2 ayda gelmeye çalıştın da onun için." Ya. Evet. Şimdi hocam yani et ve bulma dünyası bu arada. Yani bu şimdi Meral Şener diyor ki benim arkamdan iş çevirdiler diyor. Güzel bir örnekte de gösterdik. Öyle çıktım ben İyi Parti. Nedir İyi Parti ya? Ben hep söylüyorum mesela. Nedir bu HİP'in vazifesi? Nesin? Ben ülkeye mesela bir partiler bunun için kurulur. Ülkede belli bir düşünceyi, bir toplumun belli bir kesiminin dünya mefkûresini yansıtabilecek, onların derdine derman olacak, çare olacak, bir onlara çözüm üretecek ve bir söylemi olan, bir fikir neticesinde oluşmuş bir söylemi olan bir şey olacak ya ortada, somut olacak. Yani ben gelince, atıyorum ya, ben gelince keller şey olacak, ülkeyi yönetecek. Biz kelleri savunuyoruz. Bu bir şey. Saçma ama bir şey yani. Ben gelince efendim şu insanlar veya şu grup böyle bir böyle bu kudreti kazanacak. Ya da ben gelince o ülkede zengin kalmayacak. Parayı alacağım, ben dağıtacağım hepinize. Doğru, yanlış, uç, değil, aptalca ama bir şey. Bak bir daha sonra İyi Parti kurulduğu günden itibaren hiç kimse bana neyi temsil ettiğini söyleyemez. Meral Akşener bizzat kendisi de öyle. Ne dedim biraz önce? Doğru Yol Partisi, sonra MHP, sonra bir amorf, şekilsiz, jöle gibi. Koydum bu kıma o kabı. Ama niçin kuruldu beni bak. Bir şeyin orijini varken bak şey de öyledir. Onlar da ufak tefek dokunuşlarla değiştirmeye çalışıyorlar. Deva ve gelecek. Nereden çıktı? Bunlar hepsi AK Parti'nin paltosundan çıktı. Doğru. Ne abi milliyetçi, muhafazakar ve bilmem neci liberal. Liberal ek sonunda liberal. Bilmem sonunda bir şey ekle. Oğlum orijinali var. Oradan çıktınız bir altına benzemedi. Aslı var, aslı suretine itibar eden bir, olmaz. Bir şey yani. De benzemedi zaten, karşılıklı bulmadı. Çünkü bir şey söylemiyorsun. Ama en kötüsü İyi Parti'ydi. Yani o da şu milliyetçi söylemlerle bilinen, ülkücü davası olarak tanınan bir partinin, kemikleşmiş bir omurgası olan bir partinin, kemikleşmiş bir sistem ve ideolojisi ve omurga bir partiden çıkıp daha kıvrak bir hale getirip Cumhuriyet Halk Partisi ile 80 öncesi abiler bilir karşılıklı sıkıldığını. Sol, sağ, dev yol, dev sol. Moskova'ya bilmem ne. Pol der, pol bir. Pol bir gibi. Ona geleceksin ortak. Hadi buraya kadar getirdim partiyi. Ya o partinin, o ortaklık yaptığınız partinin adı aynı zamanda
teröristlerin desteklediği bir parti o ve teröristler de direkt olarak senin bir oy Kemal'e, bir oy Meral'e. Bize şimdi burada atıp tutuyor Meral Akşener. Böyle oldu basa basa. Bir oy Kemal'e, bir oy Meral'e. Yani oradan aslında, sesini, dünkü sesini o zaman tabii, vereyim. Tabii. Tam burada dur. Çünkü bir oy Kemal'e, bir oy Meral'e demişti ya. Evet. Dün diyor ki aslında, ben diyor, ben bambaşka bir şey istiyorum. Bak bir dinleyelim hanımefendiyi bir deneyim. Tamam. Verin bakalım. Evet arkadaşlar. Ne yaptım? Kazanalım diye ağzımı açmadım. Ne yaptım? Millet bu arkadaşları istiyor diye o masaya götürdüm. O masaya götürdüm. O masadan kovuldum. Ve ikisi de korktu. Kabul etmedi. İkisi de korktu. Milletin istediğini kabul etmedi. İkisi de korktu, kabul etmedi diyor. Doğru şimdi, İkisi de değil kim abi? Seyircilerimize İmam bir kere daha altını İmam kalın kalın çizelim. Ekrem İmamoğlu'yla Mansur Yavaş. Tabii. İkisinden biri aday olsun dedim diyor. İkisi de korktu, kabul etmedi diyor. Sonra tabii, senin söylediğin reklam filmi çıkıyor. Bir oy Kemal'e, bir oy Meral'e. Hocam bak ya işte bak hala konuşabilmesi de enteresan bir şey. Tabii siyasetçi dediğin hani biraz kıvrak olur. Ama bu kıvraklığın dışında bir şeyden bahsediyoruz. Burada şimdi sen hangi yüzle, çok açık soruyorum ben Meral Akşener'e. Hangi yüzle şu ifadeyi kullanıyorsun? Kazanalım diye ses çıkartmadım. Bak Meral Akşener iki nokta üst üste. Bu aday zaten kazanmaz. Kazanmayacağına eminsin. Doğru. Bunu bin defa söyledin. Hem önce söyledin. Doğru. Hem sonra söyledin. Peki kazanalım diye niye bekledin ne demek? Bak çok basit soru ya. Kazanmayacak %100. Seçim bitti. Biliyordum zaten kazanmayacak. Kazanalım diye ses çıkartmadım. Ne bekliyordu uzaydan birisi gelip de senin normalde yani Türkiye'deki bu seçim ortamını değiştirecek bir uzaylı mı gelecekti? Ben onu bekliyordum. Bu Mekli milleti kandırmanın bir bedeli bir, yok muydu abi? Bu bir. İki. Masadan kovuldum. Yahu masadan kovuldun. Kovuldu masaya geri döndün. Bak. Kovuldu masaya geri döndün. Niye döndün? Cevabı yok. Tek bir gerçek var. O da ne diyor ki? İmamoğlu'yla, eş başkan Eko'yla, eş başkan Özel. Bu iki eş başkan tuttum kollarından. Bütün CHP en büyük keleğimi atmak üzere. İtiraf et. Özel'i değil, Mansur Yavaş'ı. Ha, şey, özür dilerim. İmamoğlu, iki belediye başkanını. Eş başkan İmamoğlu'yla kazanıyoruz değil mi? Evet evet kazanıyoruz diye Mansur Yavaş'ı. Hemen aklıma Özgür Özel geliyor. Bu ikili geliyor. Tekin attı tabii ki öteki. Tamam. Ama Mansur tuttum kollarından geçti. Hatta bir tanesine çağık yaptım, sevindim, bir daha başlıyoruz dedim. Sevdim, aman oğlum dedin falan dedin. Bunlar diyor korkak çıktı. Bu doğru. Bunu yaptı. Peki arkasından çıktı şimdi oturup da günah keçisi arıyor. Zaten ben bu demiştim. Zaten oturulmazdı. Zaten kardeşim sana bu madem bu kadar yırtındın ettin de sormazlar mı? Kovuldun masaya neden geri döndün? Seni iten neydi? Hangi kafayla? Asla diyordun bir yıl önce başlamış bu. Bu seçimi tekrar gidip arkasından diyor ki efendim bu bir savaş ilanıdır. Hiç kimsenin umurunda değilsiniz yani. Ve ben şunu söyleyeyim uyarayım buradan. Açık açık uyarıyorum. Bu sadece bir tane ilçe bir meclis üyesinin yapmış olduğu arka kapı diplomasisi. Git bakalım Ardahan'a, Trabzon, Samsun, gel Karadeniz'e aşağı, Nevşehir, Kırış isim veriyorum. Bakın bakalım neler oldu. Kimsenin umurunda değilsiniz. Bir daha söylüyorum. İyi Parti seçimden önce yazmıştım. Kaybedecek. En büyük kaybeden olacak. Ve gene yazdım. En büyük kaybedensin. Buradan da top dönmez. Ama savaş ilan diyor ya. Ama şu görüntüde ablam dediği, bak savaş ilanı ilan eden İmamoğlu. Yani bu görünür bir şey. Kimse karnından konuşmasın. Meral Hanım belki siyaseten isim zikretmiyor ama bana savaş ilan etti dediği kişi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı tabii, Ekrem İmamoğlu. Oğlu, şey, kardeşi, aynı zamanda erkek kardeşi. Bravo. Ben de tam ona gelecektim o meseleye. Aynı zamanda da Ankara'da gözü gibi baktığı Mansur Yavaş. Of. Çünkü onu da söylüyor. Polatlı'yı diyor, şuna verdiler diyor, Gölbaşı'nı buna verdiler diyor. Benim hiç haberim yok diyor bunlardan diyor. Şimdi her ikisine birden, her ikisinin birden kendisine savaş açtığını söylüyor. Doğru. Cevap her zamanki gibi Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. Aklını alırım mı dedi. Aklını alırım dedi. Ama abla diyordu. Daha önce diyordu ya. Abla diyordu, abla. Ya bırak, en tehlikeli şey zaten ya baba, bu, baba, oğul, bir şey abla, kardeş.
haddini aşan cümleler kullanılıyor falan diyor. Tabii, haddi. Had bildiriyor yani. Tabii. Had bildiriyor. Ekrem İmamoğlu ablasına. Meral Akşener'e ablasına had bildiriyor. Buyurun arkadaşlar, sesi verelim. Şimdi de yeni bir oyunla karşı karşıyayız. Omuz omuza mücadele ettiğimiz, aynı masayı paylaştığımız, birlikte iş ürettiğimiz, beraber düşündüğümüz, beraber konuştuğumuz, aynı kaseden çorba içtiğimiz dostlarımızı bize karşı kışkırtıyorlar. Bunu üzülerek takip ediyorum. Üzülüyor yine. Sayıları az da olsa bir kısım dostlar, çok az sayısı, oyuna geliyorlar. Bazen haddini aşan cümleler de kurabiliyorlar. Başından beri biz ne dedik? Bak, eski dost düşman olmaz. Bu kadar. Bak, işte bir şey söyleyeceğim mesela. Bazıları da böyle haddini aşan cümleler kurabilir. Haddini zaten. Daha hatırlıyor musun? Gazeteciler almıştın. Agen Alçı'yı falan ne demiştin? Tabii. Vız gelir tırıs gider siz kimse. Aynen bu ifadeyi kullandı abi. Vız gelir tırıs gider dedi ya, siz ne konuşuyorsunuz dedi falan. 2024 yerel seçimlerin en büyük kaybedeni olacak olan kişi konuşuyor. Bak bunu da yazıyoruz. En Fazıl Say şey dememiş miydi? Bu vız gelir tırıs gider deyince, Fazıl Say da çok duygusal bir adamdır sanatçı kimliğinden dolayı. Çıktı, sana verdiğim bütün desteğe yazıklar olsun. Yazık ya, adamın bütün hayatı hayal kırıklığıyla geçti ya. Hatırlıyorsun. Kendini sanata vuracak ya. Fazıl Say'ın zamanında biliyorsun şeyin de, Meral Akşener'in de hareketini sifonu çekti. Diyorum adamın yani, hayatı ya hayal kırıklığı ya. Sifonu çekti, sen niye oturdun oraya hala? Bak adıma sorarlar her zaman. Yani şöyle söyleyeyim, bak şunu unutmayalım. Savaş ilan etti. Ben varım dedi. Yani çarpışa çekilmeye çalışıyor Akşener. Bir de şunu söylüyor. Eğer diyor seçimlerde muhalefet olursa diyor, benim diyor, ben gereğini yerine getiririm. Orayı almadık ama bir istifa sinyali verdi. Meral Akşener. Yani dedi ki eğer kazanırsak bazı illeri, başarılı olursak bu seçimlerde, hür ve bağımsız, başarı sizin. Ama eğer kaybedersek, başarısızlık benim, onu da gereğini yerine getiririm dedi. Ne kadar yerinde sözü daha bilmiyorum. Vallahi alem. Sözünü tutar mı tutmaz mı, ona hiçbir şey söyleyemem. Ve fakat Ekrem İmamoğlu, hatırlıyor musun geçenlerde Meral Akşener ilk dokundurmasında, aslında savaşı tahrik eden de o ha. Gidip gidip böyle savaş tahrik eden de o. Büyük şehirlerimizde ulaşım sorunu çözmemiştir. Sordular Ekrem Efendi'ye. Dediler ki EKOBE'ye, Sayın Eş Başkanı. Dediler sana böyle diyor. Aa, isim mi vermiş? Hiç üzerime alınmadım. Hiç tanımıyorum, bilmiyorum. Bizde trafik sorunu yok zaten. Eğer Akşener diyor ki savaş ilan ediyorum. Haddini bil. Sen isim mi verdi? Belki sana şimdi savaş ilan etmedi sana karşı. Hemen alnına hemen yani. Yara var ki gocunuyor ama. Ama bak, daha önce ulaşım sorunuyla ilgili büyük şehirlerde üstüme alınmadım demişti. Şimdi savaşsa ben varım buyurun dedi inince. Hemen üzerine aldı. Ne olacak abi? Bunun sonucu nereye varır? Hocam ben... Tamam, İyi Parti ve Ekrem İmamoğlu'nun seçimin kaybedeni olacakları konusunda ben de sana katılıyorum. Bence hamleyi, doğru hamleyi CHP yaptı. En doğru hamleyi. Yani burada bir ironik konuşuyorum tabii yani. Doğru hamle derken kastım şu. Kendini sağlam alma amacıyla kurultayda dakika bir gol bir. Kurultay konuşmasından başlayarak. O ben değişim istiyorum ama değişmeyecek tek şey HDP, PKK ve Kandil'dir. Demirtaş'a dedi. Selam olsun, tabii, Kavala'ya selam bu. Olsun. Burayı buradan tamam, korkunuz olmasın tamam. Ne yaptı? Önce DEM Parti ile işbirliği yaptı. Buraya yani eşeği sağlam kazığa bağladı. Çünkü İyi Parti'de bir daha yola çıkmayacağı konusunda çok ciddi şüpheleri vardı, çıkılmayacağı konusunda. Burası sağlama alındı. Buradan devam ediyor. Ha, bundan sonra İyi Parti gelir mi? Onu da gene çok bazen dışarıda da farklı yerlerde platformlarda da tartıştık arkadaşlarla. Bizim yandaş arkadaşlarla. Bu masanın tekrar kurulacağını iddia etmişlerdi. Ben ilk günden itibaren bu masa bir daha kurulmaz. Ama en sağlam ortak HDP'dir. HDP'dir çünkü patron bir. Patron çok net talimat alabiliyor bunlar. Ötekinde biraz kontrolü kaybediyorsun. Çünkü içeride yabancı maddeler var. Yani mesela İYİ Parti'de yok muydu, var mesela. Yavuz Ağalioğlu. Yavuz Bey yabancı maddedir. Kontrol edilemez anlamında diyorsun değil mi sen? Yani o proje ittifakının yani milliyetçi kökenli fikir olan, babaları tarafından. Milliyetçi köken. Öyle sadece o değil. Başkaları da var. Var. Onlara göre yabancı. İşte çünkü, sıkıntı. Çünkü İyi Parti'nin içerisinde ülkücü, sağcı, milliyetçi bulamazsın. Gitti, rafine oldu onun. Onlar da kaldı ortada işte. LGBT'ci, liberalci, bilmem neci. Bu taraftan efendim çok dinci. Burada çok dinsiz.
karışık bir şey oldu yani. Orası amorf bir yapı. Ama onlar zaten gitti, ayrıldı, partiyi bıraktılar. En son en çok güvendikleri Adnan Beker de bunu ifade ederek çıktı. Nasıl, niye ifade etti? Ne dedin sen, çok bilerek anlatıyorsun bunu. Rabbim ülkemizi bizden korumuş dedi yani. Evet. Bu belki de Orta Doğu ve Balkanların en büyük itirafıdır. Rabbim ülkemizi bizden korudu itirafı. İyi Parti budur. CHP'de sağlama aldı. Zaten belli bir oy tabanı var. Bu şekilde seçimlere gidecekler. Ama kavga CHP ile İP arasındaki kavgadan daha çok, İP'in kendi içindeki kavganın çok daha büyük ve çok daha farklı sonuçlara doğru gideceğini anlıyorum. Devlet Bey, gelin komşu olalım, keşke ülke yararına dediğinde keşke kulak verselerdi. En azından şurada çekildi. En azından ülke yararına bir duruş sergilediklerine bu millet kani olurdu evet, yani. En azından şu köşede mum gibi eri git. Ortada değil, görmesinler seni dirirken. Az önce cümlende bahsettiğin DEM Parti. Evet. Eski HDP. Daha sonra bir sonraki HDP. Doğru. Daha önceki de bilmem ne. Parti sözcüsü Ayşegül Doğan demiş ki, dünkü MYK toplantısından sonra alınan kararlar, partimiz için seçimler bir yerel seçimden daha fazlası demiş. Doğru. Adana, Antalya, Mersin, İstanbul, Aydın, Konya, Kocaeli, İzmir, Manisa, Çanakkale ve Tekirdağ'ın bazı ilçe belediyelerinde aday çıkaracağız demiş. Şimdi şu dikkatimi çekti. Cumhuriyet Halk Partisi yaptığı şey o. Ortak. Şimdi Ekrem İmamoğlu, İyi Partili İbrahim Özkan'a kendi ifadesiyle 3 ilçe belediyesi, babasının malı gibi, tabii, ulufe gibi, 3 ilçe belediyesi, 25 belediye meclis üyeliği, 14 ilçe belediyesinde de başkan yardımcılığı verdiyse. İyiymiş be. Şimdi DEM Parti'de aralarında İstanbul'un da bulunduğu bazı illerde bazı ilçe belediyelerine aday çıkaracaklarını duyuruyor ise. Evet, tam da öyle. Pazarlıklar çoktan bitmiş. Sevgili Ömer Özgök, bir şey söyleyeyim mi? Şu anda DEM en mutlu partilerden bir tanesi. En keyifli gidiyor şu anda seçimde. Masa yok. Yani görünen masa yok ortada. Değil mi? Altılı, beşli, üçlü. Bu masada en saklı olanlar bunlardı. Perde arkasında. Saklanmaya da gerek yok. Tamam, rahat rahat. Hay, size de eş başkan diyesim var falan. Hani neredeyse o kadar benzeşmeye başladık. Özdeşleşiyoruz falan. O da güzel. Ama İYİ Parti de yok. Yanında. Hocam ne demektir? Bu daha önce bunlara 3-5 tane hani şey veriyorlardı ya, HDP. Ya işte belediyede şöyle görevler falan filan. Ya veririz yani. Görünmeyen yerlerde de veririz. Şimdi çok daha rahat pazarlık payı var. Daha görünürler. Ya şöyle çok küçük bakmayacaksın. İlçe yani, belediyesi de verdi. Rahat yani. Bakın, rahat verdirirler. Vay arkadaş. İddialı söylüyorum. Bugün çok enteresan. PKK'nın terör örgütünün uzantısı olan bu siyasal oluşum, parti demekten bile zor addediyorum kendime. Bir ilçe, yani zımnen de değil, bir ilçe başkanı, bir ilçe belediye başkanı, hatta bazı illerde belediye başkanlarını ortak bir şekilde gösterip çıkartabilirler. Kimse de bir şey söylemez. Dem şu an çok konforu var çünkü. Kaldı eline. Eski arkaya saklıyorlar diye. Dımdızlak kaldılar karşı karşıya. Ha, Saadet'e de, ya şu anda bir tanesi yazmış, hatırlamıyorum kim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 0.00 binde bir oya ihtiyacı var. CHP'ye hiçbir şey yetmiyor, ben sana söyleyeyim. Ankara, İstanbul'u bırak. İzmir'de bile yetmiyor. Bu çok enteresan bir şey. İzmir kaybeder mi diyorsun Hikmet abi? Bak, bu son yıllardaki en büyük, yani AK Parti İzmir'de doğru aday göstersin, doğru tercihlerle gitsinler ve doğru stratejiyle ilerlerse AK Parti İzmir'de ciddi şansı var. Diyelim. Ben söyleyeyim ben. İzmir'de bile. Diyelim. O Ekrem bunu biliyor mu bilmiyorum. Az vaktimiz kaldı. Birkaç gündem maddesi daha var değinmek istediğim. Bunlardan biri, bugün Sözcü Gazetesi'nde de, Cumhuriyet'te de, pek çok gazetede yer alan bir haber. Tuzla Piyade Okulu'nda geçtiğimiz 10 Kasım'da yaşanan bir hadise var Hikmet abi. Evet. Hadise şu. Bir teğmen 10 Kasım'da Atatürk fotoğrafını göğsüne iliştirmediği, takmadığı için eleştiriliyor. Konu Tuzla Piyade Okulu'nun birlik komutanına aktarılıyor. Teğmeni yanına çağırıyor. Diyor ki, neden takmadın? O da, iğne bulamadım komutanım diyor.
Tamam o zaman bir iğne bulalım ve bu fotoğrafı buraya tak diyor. Sonrasında olaylar biraz daha gelişiyor. İşte sen o amaçla takmadın değildi falan. Teğmenler arasında bir arbede yaşanıyor. Ve konu Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Milli Savunma Bakanlığı talimatıyla bir idari soruşturmaya evriliyor. Ve soruşturma şu anda devam ediyor. Sonucu açıklanmış değil. Ama aman Allah'ım, CHP lideri Özgür Özel'den tut da bu sözcü Cumhuriyet tamamı meseleyi böyle bir yaygara koparacak gibi ekranlara, sütunlarına taşımışlar. Bir tek şunu söyleyeceğim. Ondan sonra bir diğer konu başlığım var. Başak Kaya imzalı haberde diyor ki Atatürk fotoğrafını takmak istemeyen 3 teğmen ve onlara tepki gösteren 4 teğmen arasında arbede yaşandı diyor. Şimdi haberin ana unsuru bir teğmenin lokal münferit olarak yaşadığı bir iş. 3 teğmen ve ona 4 teğmen bilmem ne falan filan demek, bir haberi sulandırmak, 2 maksadı ve amacı ne olduğu belli olmaz hale getirmek. Şu amaçla söylüyorum, yine kendi silahlarıyla vuralım kendilerini. Sevgili Başak Kaya'nın haberi 10. sayfada. Ben de şöyle 2 sayfa kadar çevirdim Sözcü gazetesini. 14. sayfada Saygı Öztürk meseleyi, Saygı Öztürk'ün askeri kaynaklarının olduğunu biliriz meslekte, yani çok iyi ilişkiler olduğunu askeri kaynaklarla ve doğrudan kaynağından bilgi alabilecek çevresi olduğunu biliriz. O yüzden Saygı Öztürk'ün bu yazısı işin aslını ortaya koyuyor. Yani Sözcü kendi içerisinde tenakuz ve çelişkiye düşüyor. Bu bir. İkincisi, artık son birkaç dakikam. Evet. Dün Milli Eğitim Bakanı Sayın Yusuf Tekin'in bütçe görüşmeleri sırasında mecliste muhalefet milletvekillerine siz tarikat ve cemaat diyorsunuz ama biz sivil toplum kuruluşu diyoruz. Bazı derneklerle ve vakıflarla protokol yaptığımız doğrudur kardeşim. Çünkü o dernek ve vakıflar gençlerin daha çıkmasının önündeki en büyük engel. Bu ülke hayrına çalışıyorlar ve biz onlarla protokol yapmaya devam edeceğiz dedi. Bir yaygara kopmuştu ya. Cumhuriyet aynen devam ediyor. Ne diye devam ediyor? Gerçek STK'lar okullarda yok. Başlık bu. Çünkü onlar belirliyor. Neye göre gerçek? Gerçek olan, sahte olan, doğru olan, yanlış olan, STK vasfını haiz olan, olmayan, onlar belirliyor. Onlar Cumhuriyet Halk Partisi ve onun temsil eden Cumhuriyet kafası böyle bir kafadır. Müsaade ettikleri kadar yaşarız değil mi abi? Tabii ki. Yani, şimdi... yani anne çocuk eğitim vakfı AÇEV. Yazmışlar çünkü haberde. Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı ÇYDD. Eğitim Reformu Girişimi ERG. Tabii. Şimdi seni yaşamana müsaade ediyorum ama benim kurallarıma göre, benim istediğim kadar ve benim istediğim sınırlarda yaşayacaksın. STK mı? Bunu ben kurarım. Senin haddine değil STK kurmak. Bildiğin faşizm hocam yani. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin efsanevi bir lideri vardı. Onun da bir sesini hatırlayalım. Evet, ben de yıllar boyunca. Işıklar içinde kozmozu bol olsun dersin evet, ya sen. Evet, sürekli Türkan Saylan. Bir arkadaşlar, Türkan Saylan'ın o çok efsanevi cümlesini bir seyircilerimize hatırlatalım. Ondan sonra Hikmet abinin yorumuyla bitireceğiz. Evet. Buyurun. Şimdi biz asılız. Dolayısıyla bizim istemediğimiz bir şey bu ülkede olması mümkün değil. Şimdi biz asılız. Dolayısıyla bizim istemediğimiz bir şey bu ülkede olması mümkün değil. Şimdi bizim istemediğimiz bir şey olmaz. Bizim istemediğimiz STK tarikat ve cemaattir, STK olamaz. Evet. Bizim istemediğimiz kılık kıyafette olmaz. İstemediğimiz yerlere giremezsin. Tabii. Bizim istemediğimiz şekilde davranamazsın. Bizim istemediğimiz şekilde konuşamazsın. Evet, buyurun abi. Şimdi şöyle bir gerçek var. Öncelikle teşekkür ediyorum çünkü aşağı yukarı 2016'dan bu yana kadar yaklaşık 7 yıl bitmiş, 8 yıldır. En az hafta bir defa bunu söylerim. Et tekrar ahsen ve levkâne 180, hatta ve levkâne 2580. Hiç fark etmez. Ama buydu. Temeli buydu. Çünkü buna taparlar. Mesela açtı Sözcü'yü, tapar. Şaka yapmıyor, taparlar bayağı.
Türkan Saylan merkezi, Türkan Saylan bizi Türkan Saylan taparlar. Kimdir bu faşist? Ölünün arkasından konuş, böyle bir şey yok. Ölünün arkasından konuşmayalım, Hitler'in arkasından. Konuşmayalım Firavun'un arkasından şimdi. Biz arkasından konuşulur. Kendi ölülerin yani aşkı ölü, o ölü, o ölü değil. Tamam mı? Ölünün arkasından konuşmayın diye kızıyorlar ya hep bize. Hı. Ben de soruyorum, niye Hitler aleyhine konuşuyorsun canım, adam ölmüş gitmiş diyecek halimiz yok. Benzetme aynı mı? Bence benzetme aynı. Ama bu faşizmdir. Türkiye bunu yıllardır söylerim. Benim, bizim iste, biz asılız. Bak cümle bu. Biz asılız. İstemediğimiz hiçbir şey olmaz. Biz asılız cümlesi. Cumhuriyet'in başlığını bir daha verin arkadaşlar evet. Ekrana. Gerçek evet. STK'lar başlığını. Biz asılız cümlesi zaten. Bütün bu tartışmaları yok eden bir cümledir. Yani kerameti kendinden menkul. Meşruiyeti kendinden menkul. Ben diyor ki şeydeki ifadesini söyleyeyim. Postulatım. Ben diyor aksiyomum. Benim diyor ispatlama gerek yok. Postulat kendinden doğru demek. Değil mi? Evrende kendinden doğru ilkeler üzerinden gelir. Yani ben geldim. Evren kuruldu. Ben asılım. İstemezsem hiçbir şey olmaz. Bu faşizmin bir şekilde ifadesi. Türkan Saylan bunları taptığı. Türkan kozmos bol olsun. Işıklar içinde yatsın. Taptığı kişi bunu söyledi ve bunu hala taparlar. Çünkü zihniyet budur. Cumhuriyet zihniyeti budur. Bak. Gerçek bugün, STK'lar okullarda yok. Şimdi bak o işte gerçek STK'lar okullarda yok. Gerçek ben STK ne Hikmet abi bunu ben bunu anlamadım. Mesela bak ben mesela ben bir imatikli olarak desem ki Önder yok veyahut da Mezler Kadıköy İmatikler Derneği mesela biz gerçek STK'yız. Çünkü bizden çıkan çocuklar sadece biz çok özel değiliz ama bizden çıkan bizim mezunlarımız hep Türkiye'ye çok faydalı işler yapmış vizyon sahibi çağdaş gençlerdir. Hatta muhasebe fevkindedir zaten. Bizim gençlerin altında kalmıştır Avrupa. Diye. Ama biz gerçeğiz. Ben diyebilirim, ben diyemem. Ben demem. Demezsin onun abi. Onun kuralını ben koymuyorum. Onun kuralını ben koyamam. Neden? Eşyanın tabiatına aykırı, haddini, demokrasiye aykırı. Haddini bilirsin. Haddimi bilirim. Ha. Ama bunlara da had bildirmek bizim görevimiz. Gerçek STK nedir? Gerçek STK hala. Bunu bir daha tekrar söylüyorum. O yüzden ben bunlara kutuplaşmaya devam edeceğim. Ölene kadar da kutuplaşacağım bu zihniyetle. Çünkü bu zihniyet beni gerçek görmüyor hala. Bravo. Ama o bravo. Yüzden ben kutuplaşmak bravo. Zorundayım. Gerçek STK, tabii. Gerçek vatandaş, tabii. Gerçek vatansever, tabii. Gerçek Türk. Ya şunu da söyleyeyim son dönemlerde şunu da yapıyorlar. Hesapta bir yeri gıdıklamaya çalışıp, bir yeri böyle tetiklemeye çalışıp oradan yeni bir heyecan oluşturma safhası var. Hocam yani kral çıplak. Battınız gırtlağınıza kadar. Mahvoldunuz, perişan oldunuz. İyi Parti masa tasa derken ne kadar aşağılık bir siyasetin peşinden koştuğunuzu ve nasıl emperyalistlerin iti köpeği olduğunuzu gösterdiniz. Bu itlik köpeklik hali görülünce bu sefer gene biz milli değerlerle, dini işlerle bir şeyler yapalım diye olayı hep bir şekilde irticai. Yok Diyanet bunu yaptı. Din işte dinciler geliyor. Gerçek olmayan dini temelli bir takım STK'lar ülke şeriat ilan elektrik elden gidiyor dersek eğer ne işe yarar? Hiçbir işe yaramayacağını biliyorlar ama şu işe yarar. En azından böyle çok yenilmiş psikozuna karşılaşmış bir CHP tavanı var. Bunları biraz konsolide daha böyle etmek. Bir arada tutabilmek. Boya vermeye gitsinler bilmem ne diye ama çok boş işler bunlar. Boş işler. O zaman teşekkür ediyoruz. Evet, günün manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle yarın karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalın. Sürçülisan ettiysek affola. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce